Belgrad köyü burası. Oo, Bahçesi falan da var. gelmişler. Belgrad köyündeyiz. Güzel mi? Abi köyün de ta içinde yani 120 bin lira istemesi gayet doğal, değil mi? 120 bin demiştiniz değil mi Ercan Bey? 120 bin eniştemiz zaten. Yani çağırıp Hmm. yüz yüze oturup konuşabilirsiniz. Hmm. Bırakacağım şey varsa. Evet. Çakmağım var mı? Gel, Tabii tabii var. En azından hazır yani. Her suya, her şey içinde olan bir yer. Evet. Bakın. Tabii. Nereye Emlakçılar dediniz? uçuyor. Yani emlakçılar uçuyor diyorum. Evet. Emlakçılara hiç bakmayalım bile. Yok yok tabii. Emlakçılar sizin için zor uyar abi ya. Söylediği rakamda ben şaşıyorum ya. Böyle bir şey yok. Şeyin farkını alacak ya, cebine atacak çünkü. Tapuda karşılaşmayacaksın mı Evet. arkadaşlarla? Demeyeceksin mi? Hayırlı sağ olsun, kaça verdin burası, bak biz aldık bu para Evet. demeyeceksin. Deyince ne olacak? Ya. Bak üstünde babaya yağdı gelişte burası bak. Kahvenin olduğu yer Evet. bizim. Hı. Arkası bir tane gavur binası. Orası varsa komple kendimizin. Gavur binası mı? Arkada bir başta Rumlardan kalma böyle Ha. takas yapmışlar ya zamanla. Ha, o yüzden diyorsunuz genelde. Gavur binası diyoruz onlara biz. Burası muhtarlık. Belgrad kaç hane? 80. 80 hane. Bizim köyün nüfusu kadar. Çok, bak bunun çoğu yabancıdır burada. Hmm. Bu doğal kaynak suyu. Herkes Aha. oradan suyunu alır. Şuradan bir yer vereceğiz. Burası bizim hisse, yani iki hisse burası. Evet. Şimdi buradan yer ayıracağız. Bu ev yıkıldı, döküldü. Hı. Buradan böyle enine böleceğiz yola doğru. Şuradan bir arsa vereceğiz biz. Hmm, Şu şuradan. bayramdan sonra şimdi biz böleceğiz. Şöyle az daha Böleceğiz, ilerleyeceğiz. o Daha... zaman belli olacak ondan sonra fiyatı. Tabii. Bunun arkasında da var zaten bir parsel. O ayrı. O annemin Hı. hakkı, bu Toplam ne babaannemin kadar? hakkı. Valla burası aşağı yukarı 750-800 metrekare falan. Hmm, anladım. Buradan bir yer vereceğiz. Evin olursa burada olacak. Hı. Bir de onun karşısında var, bir arsamız verirse onu vereceğiz. Çünkü bizim ihtiyacımız yok. Anladım. Herkesin evi yurdu var. Tarihi ev burası galiba. Evet. Bu tarih. Hı. Şu binanın önünde bizim arsa bak. Şu O şu binanın bel yeşillik tarafında. olan yerde, O evet. binayı görüyoruz ya. Evet. Onun bel tarafı bizim yani. Orası temizlenecek. Onun bir Hı. arsamız da orada var. Bitişik yan yana. Bu da tarihi bina işte bak. Hı. Gavur binası diyoruz. Çektim Zaten onu, evet. yıkılmaya mahkum olmuş artık. Ki yıktırtmıyorlar da. Niye? Ne bileyim, tarihi korumaya aldılar onları. Hı. Ne yapacaklarsa. Evet. Bir çoluk çocuk altında kalıncaya kadar mı bekleyecekler? Nasıl yapacaklar bilmiyorum. Çok iyi. Köy sakin, kibar bir Çok köy. Evet, sakin. Yani kağıt. bize hiç yabancı yok. Roman çocuğu hiç yok. Burada hiç Evet. yaşamıyor. Burada nedense yetişmedi. Roman hangi köylerde var Roman'da? Karışköy'de başta oturduğumuz mahalle Roman Ha, Mahallesi. Roman Mahallesi'ydi, evet. Aşağı yukarı 600. Evet. Samsunlu Erdal Kılıç'ın Samsunluluğunu da vurguluyorum. Eynagazi'liydin değil mi sen? Eynagazi'deki yer daha güzeldir bence, değil mi? Orası cennettir. Tabi arada da yerim var. Şu arada senin yani. Ha, evet. Yapmış lan, üstünden mi tutuyor? Bu üstünden mi tutuyor manyak? Evet. Kılıç Malikanesi'ne hoş geldik. Aa, mutfakta yaptırmıştır. Aa, çok güzel. Şarka bahçe. Kaç metrekare dedin? Evet, yani 60-70 metrekare var. Çok güzel. Ya bu arka bahçe çok şey.
Dereyi ta ilerisi değil mi? Hmm. Ağaçların olduğu yer dere. Şöyle oturuyorsun değil mi Erdal? Ondan sonra böyle dışarı mı seyrediyorsun? Gün batımı falan. Gün nereden batıyor? Şuradan batıyor değil mi? Yok, bu taraftan bu tarafta batıyor. O yandan batıyor. O yandan batıyor evet. Çok güzel. Güle güle otur. Bayınız falan da var. Hı? Mayos falan da var değil mi? Oo. Su Banyo falan da kapalı. akıyor. Yok, bana Bakayım. kapalıdır. Bana kapalıdır. Olsun. Bana yaştan Açık yok. olduğunda akıyordur. Dışarıda oturalım. Gel. Mangal falan yapıyoruz. O domateslerin de şey yapmış. Kızarmış. Biberler.